Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef bu hayvan ayağını buraya takmış, buradaki aralıklara. Daha doğrusu takalı aslında bir gün falan oldu. Ve aksama oldu. Aslında daha kötüydü, basamıyordu ama sonradan şükür iyileşti. Ama şu an hala belli miktarda aksama var. O kuyruğu biraz yamuk olan hayvan bu. Böyle talihsizlikler çok geliyor başıma ama yapacak bir şey yok. Bu hayvan da kafasına darbe alan hayvan. Şuralara bir yara kabuk tuttu tekrardan Türkan. O da iyi şükür. Dışarısının durumu berbat. Her taraf çamur. Hafta sonu cumartesi pazar da hava iyi ama ondan sonra yine maalesef yağmur gelecek. Biraz yağmur yağmayacak diye çıkarmıştık önceki günlerde su seksileri falan. Öyle olunca çok fazla kirlendiler. Yağmur yağdı tabii. Onlar da ciddi anlamda kirlendi. Suları falan hepsi kirlenmiş. Onları tekrardan yenileyeceğim. Biraz yem verdim şu an. Bugün biraz daha iyi yine de havadan dolayı yerler. Dün çok daha berbattı. Ama şu an daha iyi. Şu mesela tavuk. Bu da horoz. Arasında resmen iki kat fark var. Şu tavuklar ama biraz daha sanki buna göre büyük gibi. Maalesef çok da bir faaliyeti yok horozun. Ötmüyor. Horozluk da yapmıyor. Siyah bir tane tavuk vardı. Dün bütün hayvanlarla kavga ediyor. Onu da belki ileriki zamanlarda kesme ihtimalimiz var. Siyah büyük bir tavuk. Yani öldüresiye kavga ediyordu. Horozla yaptı. Daha sonra bununla şurada gördüğünüz sarı hayvanla yapmaya başladı. Öyle olunca yatarken birbirlerini öldürmesinler diye ben de susekslerin yerine koydum. Bu sefer de susekslerle kavga etmeye başladı horozlarıyla. Öyle olunca bir gün dışarıda baktık. Farklı kümesi aldık. Şu an tekrar buraya aldık ama herhalde ondan sonra ileride keseceğiz. Devam ederse tabii ki aynı sıkıntı. Çünkü öldüresiye dövüşüyor. Normal bir kavga etme değil. Yonca yerinden de ısırganlar sadece işe yarıyor. Şu an için en azından. Aslında ilk ekimde, daha doğrusu ilk videolarda yoncalar daha büyüktü. Yani ilk ekimde ekmiş olduğum yoncalar çok daha hızlı büyüdü. Çok daha gürdü. Ama onlar işte hayvan yedi. İçine girmişti o zamanlar. Şu şekilde telleri güzel kapatmamıştı. Bunun sebebi muhtemelen tohumdan kaynaklıydı. İkinci ektiğimde yerli tohum almıştım. İlk ektiğimde dışı mor gibi, yani dıştan gübreleme diyorlar. Direkt tohum gübreli bir şekildeydi. O çok daha hızlı büyüyordu. Ama bu ikinci ekliğimde o kadar hızlı gelişemedi. Yani o yaklaşık bir ay içinde belki de bunun boyuna ulaşmıştı.
Ama bu onun kadar sık ve düzgün olamadı. Belki bunda benim ekim hatalarım da olabilir ama bu ona göre çok da iyi olmadı. Ama işte ikinci tohum da yerliydi. Diğeri sonuçta ithal. Yurt dışına kazandırılıyor. Parasal olarak baktığımızda. Havalar soğuk. Hava güzeldi, bugün güneşliydi ama ayaz şeklinde. Öyle olunca çok soğuk. Hayvanlar da ısınmak için böyle tüylerini kabartıyorlar. Bu şekilde devamlı, aslında ben sadece ben burada olduğum için değil, devamlı olarak burada yatıyorlar. Burada yattıkları için de devamlı yoncalara zarar veriyorlar, pisleyerek. Ama artık ben de umursamıyorum yani. Hani bu şekilde artık büyümesini bekleyeceğiz. Zaten çok ciddi anlamda yağmur yağdığı için ayrıyeten bir sulamaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama yonca 3-4 ayı bulacak. Muhtemelen istediğim seviyede büyümesi için. Yoncanın durumu böyle. Sussex'ler de fena değil. Ama dediğim gibi daha önceki videoda da çok daha iyi bakılırsa çok daha iyi seviyelere gelir. Bizim bakım bu anlamda yetersiz. Kullandığımız yemden kaynaklı. Bunun haricinde biz hayvanın özgürlüğüne bırakmıyoruz yemleri. Biz ne kadar atarsak o da o kadar yiyor. Eğer ki işte yemliklerle önüne bırakılırsa muhtemelen çok daha fazla tüketecektir ama çok da daha iyi büyür. Önceden buradan hayvan buraya atlıyordu. Oradan da şu tel, mesela ek var bu telde. Oradan da diğer asıl girmesini istemediğimiz yere giriyordu. Öyle olunca biz de bunu oraya bir tel yaptık. Artık buraya atlıyor. Buradan tekrardan bu alana atlaması gerekiyor. İşte hem kuyruğu yamuktu bunun. Dediğim gibi 2 ay sonra falan fark edilir bir şekilde yamukluk oluştu. Normalde böyle değildi. Geçen günlerde de ayağında bir sıkıntı oldu. Maalesef. Hayvanlarda durum böyle. Yine yumurta yok. Havalar ciddi anlamda soğuk. Yağmurlu. Onun da etkisiyle. Hayvanların türünden de kaynaklı. Zaten Sussex'ler başlamadı. Öyle olunca yumurta da alamıyoruz hala. Az önce kuyruğu yamuk dedim ama yanlış gösterdim bu. Bunun şu anda ayağında bir sıkıntı var. Yani belli olmuyor ama yürürken belli oluyor. Maalesef şuraya taktırmış ayağını. O da yavaş yavaş toparlıyor. İnşallah diğer horoza da, horozunki daha farklıydı tabii ki de, benzer diyebileceğimiz bir şey olmuştu. O düzeldi. Şu an gayet iyi. Umarım o da yakın zamanda düzelir. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.